Ve kesinlikle arkadaşlar, ne yaparsanız yapın, gece 12'de o bakkala gitmeyin. O bakkala gittiğim zaman tam gece 12'de bakkala girdim ve adam çok gizli bir şekilde kasanın yanında duran kırmızı tuşa bastı. O kırmızı tuşa bastığı zaman bakkalın kapısına demir parmaklıklar indi ve bakkal bana striptiz yapmaya başladı. Evet, yıllarca tanıdığım Ali abi suratıma bir don fırlattı. Ah, o beyaz donu asla unutamayacağım. Merhaba sevgili Feyyaz Hoca. Evet. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Ben şu sıralar hiç iyi hissetmiyorum. Gerçek anlamda iyi hissetmiyorum. Çünkü bayağı bir darlandım. Bayağı bir darlandım. Hayat hiç istemediğim şekilde ilerliyor. Lisede hiç istemediğim bir lisede okudum. Bilgisayar üzerine. Şu an üniversitede hiç istemediğim bir bölümde okuyorum. Turizm üzerine. Ve artık 3. sınıftayım. Yani bunun kafama dank etmesi biraz geç oldu ama ne yapsam bilmiyorum. Çünkü istemediğim şeyler böyle benim üzerime zorla empoze ettirilmeye çalışınca ben çok kötü hissediyorum. O yüzden şu sıralar böyle ruhumu bir pençe sıkıyor böyle adeta. İyi hissetmiyorum. O yüzden biraz delirmeye yakın hissediyorum. Evet, neyse. Ama her şeye rağmen mutluyum. Şimdi geçen bölümde Pokemon Y'de neler olmuştu? Biliyorum, bu seriden darlandınız. Ben de biraz darlandım ama yapacak bir şey yok. Hiçbir seri yarım kalmamalı ve acele işe şeytan karışır. O yüzden acele ettirmeye gerek yok. Geçen bölümde neler olmuştu? Geçen bölümde Kilot şehrine gelmiştik arkadaşlar. Kilot şehrinde bir takım şeyler görmüştük. İşte Levitate hakkında kafayı yemiş olan bir çocuk, işte bize versus recorder veren bir amca, arkadaş safarileri falan filan, boş işler. Evet, Kilot şehrindeki maceramıza devam edeceğiz bu bölümde ve bir takım şeyler göreceğiz kilotlar dışında. Evet, kilotlu bir başlangıç yaptım istemeden, neyse tamam. Böyle ben bölüm soruları falan soruyorum. Şimdi size hayata yönelik bir soru sormak istiyorum. Yani beni takip eden arkadaşlardan küçük olanlar da vardır. Bu sorum o küçük olan arkadaşlara. Hiç yani sokakta gece 12'ye 1'e kadar saklambaç oynuyor musunuz arkadaşlar? Oynayabildiniz mi? Size bunu sormak istiyorum. Evet, çok basit bir soru ama yani benim düşünmek istediğim şey, yani arkadaşlarla da konuştum yakın zamanda bunu. Evet, geç uçak, geç. Biz eskiden, yani benim küçüklüğümde halen daha mahalle kültürü varken ve hayat biraz daha güvenliyken, insan hayatı bu kadar ucuz değilken, biz gece 12'ye 1'e kadar korkmadan dışarıda duruyorduk, saklambaç oynuyorduk ve çok küçüktüm. Ve yani sadece erkekler de yoktu, kızlı erkekli herkes, yani bütün aileler çocukların üzerine, yani bütün aileler güveniyordu, yani dışarıya güveniyordu, işte kötü insanların olmayışına güveniyordu. Şimdi ne değişti gerçekten bilmiyorum ama sonumuz hayrola. Yani benim moralimi bozan bazı şeyler oluyor. Yani ben sadece oyunlardan konuşan bir insan değilim. Sadece yani Faygo Ironworks kanalında gördüğünüz bu surat, bu kişi oyunlar hakkında konuşuyor ama gerçek hayatta tabii ki de oyunlar hakkında o kadar konuşmuyorum. Sen bir kere daha geç. Neyse, bu kadar giriş konuşması yeter arkadaşlar. İlk olarak geçen bölümde neler yaptığımızdan bahsettim, bir zar atalım bakalım. Bir Pokemon'un dirilme ihtimali 5'te 20, çok az oy gelmiş. Zar atıyorum, 19 geldi. Bu bölümde hiçbir Pokemon dirilmeyecek. Wonder Trade yapma ihtimalim 7'de 20. Zar atıyorum, 16 geldi. Bu bölümde Wonder Trade de yapmayacağım. O zaman buradan bir çıkıyorum arkadaşlar. Ne yapacağım? Buradan çıkıp ne yapacağım? Battle Mansion denilen bir yer var. 12.5. bölüm, ilk buçuklu bölümümüzde Battle Mansion'a gitmiştim. Hatırlarsanız orada Battle Points'ler falan kasılıyordu. Orada uğraşmıştım. Bu bölümde tekrardan bir Battle Mansion'a göz atacağım. Sadece savaş yapmayı düşünmüyorum çünkü gerek yok. Yani bundan önceki bölümlerde lüks restoranda yemek keyfi bölümünde böyle gereksiz savaşlar yapmıştım. Bu bölümde savaş yapmayacağım. Sadece Battle Mansion'dan biraz bahsetmek istiyorum. Aa, burada bir poke topu varmış. İçinde ne var acaba? Nugget bulduk. Tamam, bunu satabilirim.
Evet. Battlemage'in burası arkadaşlar. Bir Battlemage'ine girelim ve burası nedir, ne değildir ondan bahsedeyim sizlere. Battlemage'inde savaşarak Battle Points'ler kazanırsınız arkadaşlar. Bu Battle Points'lerle de evrim eşyaları, işte TM'ler vesaire alabiliyorsunuz. Mesela savaşmayacağım dedim ama bir tane savaş yapalım bir. Kendimize gelelim. Burası mesela, burada ödüller var. Ödüllere bakalım. Protein, kalsiyum, iron, zinc, karboz, HP up, power bracer, power vesaire, toxic orb, flame orb, red card, eject button, weakness policy, ring target, protector, whipped dream, hatchet, electrizer, magmarizer vesaire, böyle evrim itemları falan filan var. HM'ler falan da var. Artık bu eleman mı satıyor bilmiyorum ama. Ama Battle Points kasmak o kadar da kolay bir şey değil arkadaşlar. Herhalde şurada savaşıyoruz. Bir göz atmak istiyorum. Evet. Şu ablayla konuşunca savaş yapabiliyorsunuz. Ben mesela bir challenge'layım. Bir tane savaş yapayım. Bir yandan da buradan bahsedeyim sizlere arkadaşlar. Savaş formatı seçelim. Single battle var, single battle var, double battle var, triple battle var, rotation battle var ve multi battle var arkadaşlar. Mesela single battle diyelim. Pokemon seçmemizi isteyecek bizden. Pokemonlarımızı seçelim. Partimizdeki Pokemonları seçiyorum. Mesela Cengar, Enel ve Pyro. Bu 3 Pokemon'a giriyoruz arkadaşlar. Oyunda kaydediyoruz. Evet diyorum. Oyunu kaydederken dediğim gibi buradan savaştıkça Battle Points alıyorsunuz ve bu Battle Points'lerle çeşitli şeyler alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben oyunu sevdim. Bir yandan savaşırken bir yandan da size olayları anlatmaya devam edeceğim. 50 level'dan yüksek olan Pokemon'larınız varsa bu Pokemon'lar 50 level'a düşürülüyor. 50 level'dan düşük olan Pokemon'larınız varsa kaç level'sa o level'da kalıyor. O yüzden 50 level'dan yüksek olan Pokemon'larla buraya gelmeniz tercih edilir arkadaşlar. Çantanızdaki eşyaları kullanamıyorsunuz. Mesela pottur, mesela başka bir şeydir. Onları kesinlikle kullanamazsınız. Ben Cengar çıkardım. Bakalım rakibim ne çıkarmış? Kriketon çıkarmış. Onun dışında XP kazanamıyorsunuz arkadaşlar hiçbir şekilde. Kriketon'a saldırıyorum. Shadow Ball atıyorum. Her savaştan sonra iyileştiriliyorsun. Her savaştan sonra Pokemonlarınız iyileştiriliyor. Pokemonlarınız bir eşya taşıyorsa beri falan onları geri alıyor. Evet, karşımda Sfeal var. Buna da Thunderbolt yapıyorum bir yandan. Herhangi bir zaman mola verip istediğiniz zaman savaşa devam edebilirsiniz. Yani sadece bu savaşlara fokuslanmak zorunda değilsiniz. Bu da başka bir şey. Takımınızdaki Pokemon'ları savaşlardan sonra değiştirebilirsiniz. Bu arada bu nasıl Thunderbolt'tan tek yemedi? Bu da beni şaşırttı açıkçası. Ve yeni gördüğünüz Pokemon'lar kesinlikle Pokédex'inize kayıt olmaz arkadaşlar. Umarım sizlere net bilgiler verebilmişimdir. Çünkü o eski buçuklu bölümde neredeyse fazla bilgi vermedim. Karvana karanlık türü Pokemon bizi darlayabilir. Enerji bol atacağım buna da. Tut oğlum. Evet, onun da işini bitirdik. İlk savaşımızı yendik. Single battle yapıyorsanız 3 Pokemon olabilirsiniz. Double battle yapıyorsanız 4 Pokemon olabilirsiniz. Triple battle yapıyorsanız 6 Pokemon olabilirsiniz. Rotation battle yapıyorsanız 4 Pokemon olabilirsiniz. Multi battle yapıyorsanız yanınıza bir partner geliyor ve ikiniz de ikişer Pokemon seçiyorsunuz. Bu partnerler kimler? Shauna, Tierno veya Trevor olabiliyor. Neye göre oluyor bilmiyorum. Bir battle point aldım. Mesela ben savaşmaya devam edeyim ve anlatmaya da devam edeyim. Son bir şey daha anlatacağım. Şu savaşı da yapayım. Buradan çıkacağım zaten. Sanırım yanlış hatırlamıyorsam 20. savaştan sonra Battle Chatelain denilen bir tane boss'la savaşıyorsunuz. Oldukça güçlü birisiyle savaşıyorsunuz. Onu yenince savaştığınız şeyin, mesela Single Battle'da savaşıyorsunuz. Onun Super Battle kısmı açılıyor. Süper Battle kısmında da daha fazla BP kazanabiliyorsunuz. Mesela normalde 1 kazanıyorsanız orada 2 kazanıyorsunuz. Normalde 3 kazanıyorsanız orada 5 kazanıyorsunuz gibi. Evet, karşımda Oddish var. Sludge bomb atıyorum. Daha da verebileceğim bir bilgi yok. Bu savaşı da yapıp buradan çıkacağım arkadaşlar. Umarım işinize yarayan şeyler söylemişimdir. Geri zekalı gibi Giga Drain yaptı, hiçbir işine yaramaz. Yani şu an karşıma basit Pokemon'lar çıkıyor ama bunun süper kısmında bu kadar basit Pokemon'lar çıkmayacak. Fight. Bu
Bu arada dediğim gibi yani şu sıralar gerçekten iyi değilim çünkü gerçekten darlanmış bir konumdayım. Her şeye bölünmekten bıktım. Yani benim ilgim alakam olmayan şeylerle uğraşmaktan bıktım. Sevdiğim şeyleri yapamamaktan bıktım. Karşıma Drazi çıkıyor. Umarım bir tane Shadow Ball'la bunun işini bitirebilirim. Üniversitenin bu kadar önemli bir şeymiş gibi gözükmesinden ve lanet olası bütün işlerin diplomaya bakması beni gerçekten rahatsız ediyor. Çünkü yani sevdiğim şeyler var, uğraştığım şeyler var ve bunları artık zaman ayıramıyorum. Kanal dışındaki şeylerden bahsediyorum. Mesela yazmakta olduğum fantastik romana uzun zamandır zaman ayıramıyorum. İşte dövüş türü saldırı lazım. Bu Pokemon'u değiştiriyorum. Eneli çıkar ya, çarpı 4 vuralım. İşte yapmakta olduğum bir takım oyunlar var. Onlara zar zor zaman ayırıyorum. Kitap okumaya zaman ayıramıyorum. Yani bunlar gerçekten beni darlıyor ve üniversitenin kişisel gelişim namına bana kattığı herhangi bir şey yok. Bu beni sinirlendiriyor biraz. Evet, defansını yükseltti. Çarpı 4 vuracağım ama bakalım bundan kurtulabilecek mi? Oha, bir de beri yedi. Sıkıntı büyük hocam. Çarpı 4 vurmamıza rağmen Chopple Berry sayesinde evet, Torment yaptı bana. Fight. Bir break daha yapıyorum. Aa, aynı saldırıyı üst üste kullanamıyoruz. O zaman sana Earthquake yapayım. Çarpı 2 vurayım. Bakalım Pawniard'ı yenebilecek miyiz? Evet, Pawniard'ı da yendik. Bütün Pokemon'larını yendik mi? Evet, bütün Pokemon'larını yendik. Artık daha da fazla Battle Mage'inde uğraşmayacağım. Bak, kadın Pokemon'larımı iyileştirdi. Ve bir Battle Points daha aldım arkadaşlar. Tamam, daha fazla kasmaya gerek yok. Save diyorum. Evet. Buradan çıkıyorum arkadaşlar. Daha da burada bir şey yapmak istemiyorum. Yani böyle devam edebilirsiniz. Burada artık buranın kuzey, yani bu şehrin kuzey batısına gideceğim. Kuzey batısında birisiyle konuşacağım. Evet, Kilot şehrindeki maceralarımız devam ediyor. Kuzey batı. Daha da yukarı çıkıyorum. Kuzey batıya gidiyorum abi. Bu mu? Bu çocukla arkadaşlar kıyafetleriniz daha renkli bir stildeyken, eğer erkekseniz kıyafetleriniz daha renkli bir stildeyse bu çocuk bize bir tane şapka veriyor. Eğer kız oyuncuysanız veya karakteriniz kızsa ve karakteriniz daha çok feminen, kadınımsı stildeyse ve bununla konuşursanız bu size bir tane elbise veriyor. Tabii benim kıyafetleri o kadar kasmadığım için herhangi bir şey alamıyorum. Bakın burada kimler varmış? Oo yavrum, Selena Gomez işte bebeğim. Evet arkadaşlar, Battle Mage'inde yer aldıktan sonra, bir kere Battle Mage'ine girdikten sonra günde bir kez Selena Gomez'le veya işte kızsanız Callum'la burada savaşabiliyorsunuz. Bununla konuşacağım. Hey dayı! Buraya benimle savaşmak için mi geldin? Gerçekten bu büyük bir sürpriz. Evet. Ben ve Pokemon'larım sana bizi neyin özel yaptığını göstereceğiz. Gel bakalım. Evet, savaş başlıyor. Uzun zamandan sonra Selena ile tekrardan savaşıyorum. Bu son savaşımız olacak. Tabii bundan sonra Selena ile bir daha savaşamayacağız. 6 Pokemon'u var. Meowstic çıkardı arkadaşlar. Pisçik türü bir Pokemon. Ben de Pyro'yu çıkartıyorum. Tamam. Fight. Mega Evrim ve Flamethrower yapıyorum arkadaşlar. Umarım special defansını arttıran light screen saldırısını yapmaz. Çünkü ekran kullanan bir Pokemon Meowstic. Evet. Ben daha hızlı olduğumu tahmin ediyorum. Hadi hadi Charizard, hadi yapabilirsin. Mega Charizard diye olduk. Hava güneşli. Fake out yaptı. Evet, flinch etti. Bize bu turn bir şey yapamıyoruz böylece. Güzel. Fake out çok sinir bozucu bir saldırı. Fight Flamethrower yapıyorum tekrardan. Al bakalım. Evet, Meowstic'in işini böylece bitirdik arkadaşlar. XP'lerimizi aldık. Rakibin sıradaki Pokemon'u Vaporeon'muş.
Fight direkt solar beam yap hava güneşliyken. Hava güneşli ve direkt solar beam atıyorum. Special defansı fazla olabilir. Belki tek yemez ama onun bana tek atabileceğini zannetmiyorum açıkçası. Evet, tek yedi, tek yedi, tek yedi, hack dedi. Bu arada bir arkadaş bana şey sormuş bir videomda. Ruhumu köfteye sattığım hikaye. Evet, ejder ve uçan türü Pokemon. Buna bir şey yapamam. Buna çarpı 2 vuracak saldırım yok. Hemen Pokemon değişikliğine gidiyorum. Zabuza'nın buz türü bir saldırısını kullanacağım. Umarım Fairy türü bir şey kullanmaz ya da Enel'i çıkartayım direkt. Lisedeyiz abi. Yani çok da iyi anlaşamadığımız bir arkadaş var. Sürekli her gün bize şunu diyor. Her gün bize şunu diyor. Benim dedem köfteci, benim dedem köfteci. İstanbul'da Sultanahmet'te köfteci. Videoyu izliyorsan lütfen kusura bakma. Ama seninle aramız o kadar iyi değildi. Bunu kabul edelim. Evet. Altarya bana ne yaptı görmedim. Ice Punch yapıyorum. Çarpı 4. Daha sonra işte bu çocuk sürekli bizi darlıyordu. Yani dedem köfteci, dedem köfteci, tamam. Ama sevmiyoruz yani, artık sevmiyoruz. Ama artık o köfteyi, o lanet olası köfteyi yemek istiyoruz. Ama çocuğu da hiç sevmiyoruz. Çocukla bir gün boyunca takıldık, en iyi arkadaşıymışız gibi davrandık ve lanet olası köfteleri yedik. Üstüne lanet olası irmik helvası yedik. İsim vermeyeceğim. Ama özür dilerim gerçekten. Ama bunu yapmak zorundaydık. Ama bunu gerçekten yapmak zorundaydık. Çünkü o lanet olası köfteler çok lezzetliydi dostum. Böylece ruhumu köfteye sattım. Evet. Ve değdi. Yine olsa yine satar. Satar mıydım? Bilmiyorum. Artık darlanmaya katlanamıyorum. Evet, karşımda Clefable var. Fairy türü bir Pokemon arkadaşlar. Direkt Thunder Punch yapıyorum. Hiç uğraşamam. Tut oğlum. Oo, Sing yaptı. Beni uyutmayı denedi. Fight tekrardan. Thunder Punch. Yani böyle düşük vurma ihtimali saldırılar neden almış ki Pokemon'la? Bence saçma. Evet, Clefable'ı böylece yendik arkadaşlar. İşini bitirdik. Sıradaki Pokemon'u Chesnaught. Bitki ve dövüş Pokemon'u Fight. Bunu Ice Punch yapabilirim ama beni darlayabilir. Uçan türü saldırım var mı? Uçan türü saldırım da yok. Ice Punch yapalım abi. Sıkıntı yok ya. Tek atamaz bence bana. Evet, Chesnaught'u Ice Punch yaptım. Tek yemedi. Woodhammer yaptı. Sıkıntı hocam. Sıkıntı. Aa! Hayır. Hayır. Oha! O neydi kız? O neydi kız? Oha! 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 Enel'i kaybedecektim oyunun sonlarına doğru. Yok abi, böyle bir şey olmamalı. Böyle bir şey olmamalı. Cencer'a geçiyorum. Oyunun bu noktasında kaybetmek istemiyorum hiçbir Pokemon. Çünkü halen daha Nuzlocke kuralları devam ediyor. Bu arada Pokemon Ruby Destiny'yi soruyorsunuz. Hazırda bir bölüm var ama koyacak zamanım olmuyor. Abi sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Psikopat mısın? Bir de bu elemana şey de vurmuyor. Toplu saldırılar da vurmuyor. Sludge Bomb vurmayacak. Sıkıntı abi. Sen nesin? Sen manyak mısın? Pyro'yu çıkar abi o zaman. Pokemon Ruby Destiny gelecek. Çok iyi bir bölüm olmadı. Yani bitkin bir konumdaydım. Arda arda çok video çektim. Ama yine de kanala koyacağım. Evet. Woodhammer'a devam ediyor. Sıkıntılı bir Pokemon gerçekten. Evet. Fight. Flamethrower lanet olası. Yani bundan sonra bir Pokemon daha var. Ondan sonra Selena Gomez'in işini bitiriyoruz. Rakibimize son bir savaş. Son Pokemon'u neymiş? Oo, Absol Beaches. Absol Beaches. Bence Venusaur'ı çıkarmanın zamanı geldi. Pyro, geri dön. Git Venusaur. Aa, Absolite kullandı. Absolite kullandı. Absolutely hayır ya. Magic Bounce var. Lich Seed atamayacağım. Sword Dance yaptı. Atağını arttırıyor. Aman hocam sıkıntı. Sıkıntı. Oğlum biz bunu nasıl yeneceğiz? Sludge Bomb. Bunu yenemeyeceğiz abi. Bu ne? Ne yapıyorsun sen? Güzel. Bir tane daha at. Bizi teklerse... Night Slash yaptı. Yapma Venazar, hayır. Hayır.
22 can ve nazar ve nazar of. Ha abi, Selena sen ne olmuşsun böyle, Selena Gomez. Pyro 72 level oldu. Selena bu sefer harbiden güzel savaştın yani. Tamam. Parasını da aldık. Dayı bu senin için. Evet, baktı Absolute'le iyi iş çıkartamıyor. Bize Absolute verdi arkadaşlar. Absol'un mega evrim geçirmesini sağlayan taşı verdi bize. Çok iyi. Bu çok doğru. Ben iki tane Absolute buldum. Bir tanesini seninle paylaşmak istedim dayı. Belki bu Lissandra'ya halen daha umutlu olunabilecek bir şey olduğunu gösterir. Oğlum Lissandra falan geçmişte kaldı. Boş boş konuşma. Benim Profesör Psychomore'dan bir mesajım var. O şunu söyledi. Büyük ihtimalle o şunu söyledi. O şunu söyledi. Mega yüzüğün bir tane sırrını ortaya çıkarmış olabileceğini söyledi. Ve mega taşları hakkında. O Anistar şehrindeki güneş saatinin orada bekliyormuş. Evet. Şu an Anistar şehrine gideceğiz arkadaşlar. Bir tane Pokemon'umu bırakmam lazım. Yveltal'ı alacağım. Yveltal'da çünkü Fly HM'si var. Abi şu Sun Moon'daki HM olaylarını kaldırmaları gerçekten muhteşem olmuş. Yani ben bir Pokemon'umun bir saldırısını HM olarak harcamak istemiyorum. Yani bu biraz saçma. Pokemon'larımı iyileştiriyorum ve Profesör Psychomore'un yanına gideceğim. Evet, Anistar şehrine uçuyorum arkadaşlar. Bakalım Profesör Psychomore bize ne diyecekmiş, ne bulmuş, ne keşfetmiş. Biraz da onunla konuşalım. Valla çok, yani şu an oyunun bayağı bir sonlarındayız. Bir tane side quest var, bir tane yan görev var. O biraz belki uzun olabilir ama onu da yapacağız. Evet, burada güneş saati vardı. O neredeydi, ne tarafta kalıyordu? Şuradaydı yanlış hatırlamıyorsam. Güneş saatine doğru gidiyorum. Evet, Psychomore'cuğumu gördüm. Psychomore profesör, ne haber? Oo, selamlar Crash. Kalos'ta bayağı, Kalos'ta bu kadar koşturmak yorucu öyle değil mi? Oo, sana bunu ben yaptırıyorum öyle değil mi? Bunun için gerçekten üzgünüm. Serena sana söylemiş olmalı büyük ihtimalle ama ben yine de söyleyeyim. Ben mega yüzüğü güçlendirmek için bir yöntem buldum. Bu konu hakkında konuşmadan önce ilk olarak mega taşlar hakkında bahsedelim biraz. Benim teorim onlar ışık tarafından radyasyona maruz kalmış özel taşlar. Efsanevi Pokemon Yveltal'ın enerjisi nihai silahı 3000 yıl önce ateşledi. Ve bu yüzden onlar o hale geldi. Büyük ihtimalle o taşlar Firestone gibi taşlardı. Ve onlar mega taşlarına dönüştü. Yani demek istediği şey bunlar zamanında normal taşlarmış. İşte Waterstone, Firestone, evrim taşı gibi bir şeymiş. Lakin Yveltal'ın gücü işte dediği gibi, profesörün dediği gibi nihai silahı ateşlemiş savaş için. 3000 yıl önce silahı ateşlemiş ve daha sonra o taşlar bir şekilde evrim geçirmiş ve mega taşlara dönüşmüş. Yani oyunun hikayesindeki boşlukları dolduruyor şu an. Güzel. Yani mega taşlar hakkında bilgi veriyor oyun bize. Bence gayet güzel. Peki şu senin taşıdığın mega yüzüğünün olayı ne? Bu gizemli taşlar insan hislerini Bu gizemli taşlar insan hislerini bir şekilde şeye dönüştürüyorlar. Pokemonlara doğru bir şekilde dalga uzunluğuna dönüştürüyorlar. Mega yüzüğü de bu konuda mega taşlarına yardım ediyor. Bu obje güneş ışığını gizemli bir ışığa dönüştürüyor. Sabah 8'den itibaren bu güneş saati güneşe emmeye başlıyor. Bu gizemli obje 3000 yıldır burada. Onun mega yüzüğüyle olan ilişkisi halen daha anlaşılmadı. Ama neyse, şu an sorunun kalbine gelelim. Crash, güneş saatine dokunmayı dene.
Dokunalım abi. Ne olacak bakalım? Sen Flare takımının gizli karargahında efsanevi ve gizemli Pokemon'un gücüne maruz kalmıştın. Veya enerjisine. Ve şimdi de Mega yüzüğü güneş saatinin gücünü emdi. Bu iki güç bir araya gelerek senin Mega yüzüğünü güçlendirdi. Şimdi bu yer altındaki Mega taşlarını da Şimdi bu yer altındaki mega taşlarına da şey verecek. Etkileşimde bulunacak. Ama sadece bu güneş saati güneşe emdiği zaman. Ben eminim ki bu gizemli taşlar Kalos'un her yerinde gizli. Bu gücü onları bulmak için kullan. Teşekkür ederim hocam. Evet arkadaşlar, videonun kalan kısmında hızlı bir şekilde bütün mega taşlarını bulmaya çalışacağım. Bu biraz yorucu olabilir, biraz uzun olabilir ama yapmak zorundayım. Veya oyun ilerleyen safhalarında mı yapalım? Ya şimdi yapalım ya, bulabildiğimizi bulalım. Bazılarını daha sonra alacağız. Mesela ilk olarak bir çantama bakayım, bende neler var. Ona göre onları aramayayım. Yani birkaç tanesini bulayım en azından. Bir çok az bir kısmını bulayım. Tek bölümde bulmak isterdim ama. Şimdi. Ben bu videoyu çektiğim süreç boyunca bazı mega taşlarını zaten bulmuşum arkadaşlar. Abomasit bulmuşum. Abomasit'i nereden bulduk? Hatırlamayanlar için tekrarlayayım. Buraya bilgisayarıma not aldım. Frost Cavern'da bulduk. Flare takımından Abomasnow'u kurtardığımız zaman, Jon Snow'la ilgili bir bölüm vardı. O bölümde Abomasnow'un arkasında Abomasit bulmuştuk arkadaşlar. Absolite'i demin bulduk, bu bölümde bulduk. Rakibimizi son bir kez yendikten sonra bize Absolite hediye ediyor. Aerodactyl'i nerede bulduk? Embrid kasabasında buluyoruz arkadaşlar. Embrid kasabasını biliyorsunuz, bir tane müze vardı. Oradaki fosil laboratuvarından alıyoruz ama nasıl alıyoruz? Glittering Cave vardı orada. Böyle yansımalı bir mağara vardı. Sanırım yansımalı bir mağara değildi galiba. Nasıl bir mağara bilmiyorum ama Glittering Cave vardı. Oradan bir bilim adamını kurtarmıştık. Oradan da bilim adamını kurtardıktan sonra müzeye gidince, fosil laboratuvarına gidince bize Aerodactylit vermişlerdi. Onu da almıştık. Şimdi alacağım şey alfabetik sırayla anlatacağım arkadaşlar. Siliç kasabasına uçuyoruz. Siliç kasabasına gidelim. Evet abi, son kez deniyorum. Sayılı şehrine uçuyorum. Birkaç kez denedim. Normalde 8 ve 9 arası. Yani akşam 8 ve 9 arası oluyormuş sanırım. Sabah mı akşam mı tam anlayamadım. Değişiyor. Ben şu an 3DS'imin saatini sabah 8'e ayarladım. Olmadı. Şu an akşam 8'e ayarladım. Ama halen daha gündüz gibi gözüküyor. Bir kere daha GM'e bakacağım. Sayılı şehrinin GM'ine bakacağım. Halen daha yoksa doğal olarak saatin şey olmasını bekleyeceğim. 8 veya 9 olmasını bekleyeceğim. O zaman yapacağım. Çok iyi yapmış aslında oyunun saatini değiştirerek ama bende neden olmuyor onu anlamadım açıkçası. Gidelim abi. Bakalım. İlk mega taşımız burada. Silent GM'inde. GM'in içinde. Olmuyorsa bölümü burada bitirmek zorunda kalacağım. Umarım olur. Yani bütün mega taşlarını tek bir bölümde şey yapmak istiyorum ama. Bakalım yapabilecek miyiz? Şuradan gidiyorum. Evet, oldu arkadaşlar. Parlıyor. Gördüğünüz gibi şurada bir şey parlıyor. Hemen onu alıyorum. Egronit bulduk arkadaşlar. Sahil şehrinin GM'inden Egronit bulduk. Eğer Pokemon Y değil de Pokemon X oynuyorsanız arkadaşlar, siz Tyranitar'ı bulacaksınız. Tyranitar'ın mega taşını bulacaksınız. Ben şu an Egron'un mega taşını buldum. Şimdi sırada Alakazam var. Alakazam'ın da mega taşını bulacağım arkadaşlar. Hemen buradan bir ayrılayım. Çünkü bunu hemen aldık. Dediğim gibi ben şöyle yaptım. 3DS'imin saatini akşam 8'e ayarladım. Hatta akşam 7.58'e ayarladım. Akşam saat 7.58. Daha sonra bu şehre uçtum. Buraya geldim. Tam 8 olduğu zaman. Bir saatiniz var bütün mega taşlarını bulmak için. Yani akşam 8 ile 9 arası mega taşlarını bulmanız gerekiyor. Öyle diyeyim yani. Şimdi uçmam gereken yer arkadaşlar Şalaur şehri. Şalaur şehrine uçuyorum hızlı bir şekilde.
Oradan da Alakazam'ın taşını alacağız. Şalor şehri nerede? Evet, Şalor şehrine uçuyorum. Oradan arkadaşlar Reflection Cave'e gideceğim. Yansıma mağarasına gideceğim ve Alakazam'ın mega taşını alacağım. Tamam. Burada Reflection Cave olması lazım. Nerede? Bayağı unuttum yani. Bayağı zaman oldu buralara gelmeyeli. Evet, Reflection Cave'e giriyorum. Çantamdan hemen bir tane rapel kullanayım. Boş Pokemon'lar beni darlamasın. 59 tane süper rapelim var. Rapelimi kullandım. Bakalım bulabilecek miyiz bilmiyorum. Bodrum ikinci kata inmemiz lazım. Biz şu an Bodrum birinci kata indik. Bodrum ikinci kat. Evet, bir Pokemon tehlikesini atlattık. Bunun güney batısındaymış. Rapel kullan. Şu an kuzeye gidiyoruz ama. Allah Allah. Gir şu lanet olası yerden. Evet, şuradan ilerliyoruz arkadaşlar. Daha devam ediyor maalesef. Şurası mı? Evet, Alakazit'i de buradan bulduk. Hayvan gibi parlıyor. Böylece alakazamınız varsa onu mega alakazam yapabileceksiniz arkadaşlar. Buradan da çıkalım çünkü burada da işimiz bitti. Umarım herhangi bir Pokemon beni darlamaz. Evet arkadaşlar, alakazamın da mega taşını aldığınız zaman halen daha yapmamız gereken şeyler var. Eşyalarıma gidiyorum, devam edeceğiz. Daha almamız gereken mega taşları var. Şunları ne olur isme göre sırala. Tamam. Ampharos'un mega taşını arkadaşlar önceki bölümlerde Azur Bey'den, yaşlı bir adamdan almıştım. Yani walkthrough'u tamamen izlemişseniz benim aldığımı görmüşsünüzdür. O yüzden onu da es geçiyorum. Çünkü onu aldım. Banettin'in mega taşı Banettitit veya her neyse, tamam. Banettin'in mega taşını oyunun bir ya da iki bölüm sonra alacağız. Şu an onu geçiyorum. Çünkü yolumuzun üstüne değil, henüz gitmediğimiz bir yerde. Blastoise'in mega taşı, eğer Profesör Sycamore'dan Squirtle aldıysanız Blastoise'in mega taşı sizde vardır. Eğer almadıysanız Stone Imperium denilen bir yer var. Nerede hemen göstereyim. Pipetle uçuyoruz arkadaşlar. Nereye uçuyoruz? Çok belli çünkü Limoise şehrine uçuyoruz. Çok da güzel bir cümle olmadı ama Limoise şehrine bir gidelim. Limoise şehrine uçuyorum arkadaşlar. Size Stone Imperium'u göstereceğim. Oradan taşları alabilirsiniz. Mesela benim Blastoise taşım yok. Oradan alabilirim yani. İstiyorsam, takımıma Blastoise alacaksam ve onu mega yapacaksam. Holocaster'dan mesaj aldım. Ahem. Crash, affedersin. Benim bir dakikaya ihtiyacım var. Aa, belki de 3. Seninle konuşmak istediğim bir şey var. Lütfen Luker buraya gel. Bu bina Rouge Plaza'nın orada. Şu an daha fazlasını söyleyemem. Sonra görüşürüz. Evet, gizemli bir mesaj aldık. Aslında bu sonraki bölümü ilgilendiriyor. Chapter 1 başladı. Bu adam gerçek bir bakıcı. Şu an bu beni ilgilendirmiyor arkadaşlar. Kesinlikle ilgilendirmiyor. Benim gitmem gereken bir yer var. O da Vernal Avenue denilen yer. O burası mı oluyor? Evet, burası. Burada Stone Imperium var arkadaşlar. Repel kullanma gerek yok. Yanlış hatırlamıyorsam burasıydı Stone Imperium. Mesela buradan ben Blastoise taşını istiyorsam alabilirim. Ama çok pahalı tabii.
Özür dilerim. Kim satıyordu bunları ya? Evet, 500 bine Blastoise'i satıyor. 500 bine, 500 bin poke parasına bize Blastoise'i satıyor. Kesinlikle almayacağım arkadaşlar. Çünkü çok fazla pahalı ve gereksiz. Yani eğer toplama amacınız varsa toplayın. Ben toplamayacağım. Devam edelim abi. Aynı şekilde oyunda Sycamore'un laboratuvarından Pokemon X oynuyorsanız ve Sycamore'un laboratuvarından Charmander almışsanız Charizard X mega taşını alabiliyorsunuz. Olmadı yine bu Stone Imperium'dan alıyorsunuz. Veya işte Pokemon Y oynuyorsanız ve Sycamore'un laboratuvarından Charmander aldıysanız Charizard Y mega taşını alabiliyorsunuz. Benim gibi olmadı Stone Imperium'dan satın alabiliyorsunuz. Gardevoirit hakkında bahsetmem gerekirse Gardevoirit'i bir önceki bölümde göstermiştim. Bir tane şey olan Ralts almıştım. Önceki bölümlerde göstermiştim. Gardevoirit taşıyan bir Ralts almıştım. Şu eski şampiyon Diante'den. Onu da gösterdim. O yüzden anlatmayacağım. Önceki bölümlerde var. Cengarit'imiz de var. Yanlış hatırlamıyorsam çantama hızlı bir şekilde bakayım. Evet, Cengarit'imiz de var. Cengarit'iniz yoksa yani bu walkthrough'u izleyin. Ama işte izlemeye üşeniyorsanız Laverre şehrine gidin. Orada bir tane Hex manyağı kadın var. Pokédex'inizde Gastly, Hunter veya Gengar varsa onunla konuşursanız size Cengarit veriyor arkadaşlar. Şimdi Gyarados'un mega taşının peşine düşeceğiz. Bu arada özel bir yan görev açıldı. Bu adam gerçek bir bakıcı denilen yan görev açıldı. Onu artık bir sonraki bölümde yapacağız. Bu bölümde bizi ilgilendirmiyor. Ben mega taşlarını toplayacağım ve bölümü bitireceğim. Şimdi Koryvay şehrine gideceğiz arkadaşlar. Orası neredeydi hep unutuyorum. Bir sürü şehir var. Silch, Embrut, Geosench, Shalaur, Kumarin, Lever, Dendemille. Bu da değil. Evet, Koryvay kasabasına gidiyoruz. Buradan Gyarados'un mega taşını alacağız arkadaşlar. Bakalım hepsini zamanında toplayabilecek miyiz? Yani bir daha sizi bu işlerle uğraştırmayacağım. Bu bölümde halledelim ve bitsin. Kuzey doğusuna gideceğiz bu şehrin. Kuzey doğusu. Yukarısına çıkacağız sanırım. Şu taraftaydı sanırım. Evet. Buradan ilerliyorsunuz arkadaşlar. Şurada parlayan bir şey var. Burada da Gyarados'un mega taşını alıyorsunuz. Bir tanesini daha aldık. Sabah 9'dan sonra alamazsınız. Özür diliyorum. Akşam 9 veya sabah 9. Ben akşam 9'u ayarladım. Akşam 9'da topluyorum. Devam edelim abi. Evet, şu an alacağım şey arkadaşlar Heraklos ve Pinsir'in mega taşı. Hızlıca ona da gidelim. Oyunun başlarına gidiyoruz. Santolin Ormanı'na gidiyoruz. Santolin Ormanı neredeydi? Şuradaydı. Aquacourt kasabasına gidiyorum hızlı bir şekilde. Eğer Pokemon X'iniz varsa Pinsirit alıyorsunuz. Pokemon Y'niz varsa Heracronit alıyorsunuz. Yani versiyona göre değişiyor. İkisini de alma şansınız yok. Tabii ki oyununuz yoksa. Aquacourt kasabasına geldim. Hızlı bir şekilde buradan çıkıyorum arkadaşlar. Hemen mega taşlarını toplamaya gidiyorum. Umarım Pokemon darlamaz. Of 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 of. Evet, Bunelby beni darladı. Hemen kaçıyorum arkadaşlar. Ekran böyle sinir ediyor beni bazen böyle salak salak şey olunca. Yani o yüzden Pokemon Sun veya Moon'da daha düzgün bir kayıt yöntemi bulmaya çalışacağım. Abi Allah'ını seviyorsan repel kullan. Evet. Santolin ormanına yardırıyorum arkadaşlar. Santolin ormanına girdim şu an. Çok uğraşmayacağız bunun için, bu mega taşı için. Çünkü hemen şuradan yardırınca şurada parlıyor kendisi. Heracronit buldum. Eğer Pokemon
X'iniz varsa Pinsirit buluyorsunuz. Pokemon Y'niz varsa Heraklonit buluyorsunuz. Devam edelim abi. Evet, yine uçmaya hazırlanın ve yanınıza Strength bilen bir Pokemon olun arkadaşlar. Ben direkt uçuyorum. Nereye uçacağız? Dendemille kasabasına uçacağız. Bu sefer Dendemille kasabasına gidiyorum. Oranın Poke Center'ından Strength bilen bir Pokemon alacağım. Ondan sonra devam edeceğim abi. Yani fazla bir şey kalmadı, merak etmeyin. Sonlarına yaklaşıyoruz. Evet, takımdaki Miv'lerden birine Strength öğrettim. Persian Strength öğrenemiyormuş. Ben öğrenir diye düşünüyordum. Ama mantıklı öğrenememesi. Devam edelim arkadaşlar. Hemen o lanet olası kasabaya gideceğiz. Adı neydi? Lanet olası yola daha doğrusu. Evet, ekran bir düzelsin, kendisine gelsin. Şuradan hemen sapıyorsunuz. Dendemil şehrinin solundaki yoldan ilerliyorsunuz arkadaşlar. Böyle yardırıyoruz. Route 15'teyiz. Route 15'in aşağısına iniyoruz arkadaşlar. Burada taş var. Onu ittirmişiz. Yani o zaman gerek kalmadı. Yani Strength'te özür dilerim sizleri uğraştırdığım için. Aşağı iniyorum. Repel de kullanayım. Sıkıntı yok. Daha da aşağı yardırıyoruz. Evet, şurada parlayan bir şey var ve Handominite buluyoruz. Eğer Pokemon Y'niz varsa Handom'un Mega Taşı'nı buluyorsunuz. Eğer Pokemon X'iniz varsa Manectric'in Mega Taşı'nı buluyorsunuz. Şimdi isimlerini söyleyemeyeceğim. Bunu da aradan çıkardık. Şimdi Zafer Yolu'na gideceğiz. Neyse, zaman kaybetmek istemiyorum. Hemen Zafer Yolu'na doğru yardırıyorum arkadaşlar. Buradan aşağı gidiyorum. Oğlum burada bak, telefonum kafayı yemişti. Oyun silinmişti. Çok üzülmüştüm. Aaa, repel kullanmadım mı ben? Evet, karşımda bir Graveler var. Hemen kaçacağım ondan. Çantamdan hemen repel kullanıyorum. Buradan aşağı doğru yardırıyorum. Burada surf yapacağım. Hemen surfümü yapıyorum. Maceramıza devam ediyoruz. Buradan çıkıyorum. Halen daha bitmedi. Yolculuğumuza devam etmemiz gerekiyor. Repel kullanmaya devam et. Pokemonlar bizi darlamasın. Buradan aşağı gidiyorum arkadaşlar. Tamam, ilk strength'i almışız. Strength'le bunu ittiriyoruz. Miv biraz HM kölesi oldu ama kusura bakmasın. Şuradan gidiyorum arkadaşlar. Buradan yardıracağım. Hay Pokemon'la tüküreyim eme. Hay Pokemon'la tüküreyim. Evet, yine bir Graveler bizi darlıyor. Git Miv. Kaç Miv. Şuradan yardırıyorum arkadaşlar. Ekran kendisine gelsin. Ekranın kendisine gelmesini bekliyorum. Pek bir şey kalmadı. Şu taşı ittireceğim. Bunu da ittirelim. Güzel. Buradan yukarı çıkacağım. Evet. Repel kullanmaya devam et. Küçük kız çekil şuradan. Bu taşı kırıyoruz arkadaşlar. Evet. Rock Smash öğretmemiz gerekiyor. Bir de lanet olsun. Evet, Rock Smash kullanıyor Miv. Bu taşı da kırıyoruz arkadaşlar. Bir şey kalmadı. Garchomp'un Mega Taşı işte burada. Evet, Garchomp'un Mega Taşı'nı da aldık. Emrette kasabasına uçuyorum arkadaşlar. Bir kere daha göstereyim de sıkıntı olmasın, net anlaşılsın. Şu an bir Mega Taşı daha bulacağız. Bu bölümde bütün Mega Taşlarını bir an önce aradan çıkarmak istiyorum. Bir sonraki bölümde, çünkü kafamız rahat olsun. Dediğim gibi bazı arkadaşlar benden istemişti ve ben de onları kırmayacağım. Buradan yardırıyorum arkadaşlar. Şu ekran böyle bazen salaklaşıyor ya, uyuz oluyorum. Neyse, tamam. Route 9'dayım. Buradan aşağı iniyorum. Rhyhorn'a biniyorum arkadaşlar. Süper repel kullanmış mıydım, ona bakacağım. Kullanmadıysam kullanayım. Evet, repelin etkisi devam ediyormuş. Umarım bir Pokemon beni darlamaz.
Rayhorn'la maceraya çıktım uzun zaman sonra. Hadi koçum, hadi yardır. Aa, çok amansız yerlere koymuşlar bu mega taşlarını. Bazıları gerçekten çok zor yerdeler. Bu da onlardan biri. Yardırmaya devam ediyorum. Repel kullan abi. Repel neden kullanmadın? No dedim. Evet, bir repel daha kullandım. Kır şu taşı. İlerlemeye devam et. Tamam. Evet. Burada Rhyhorn'a elveda diyoruz. Çünkü gelmek istediğim yere geldim. Hemen yukarı çıkıyorum. Glitter'in cave'e geldik arkadaşlar. Şu ilk dönemeçten dönüyorum. Dönemiyorum. Buradan bir kere daha dönüyorum. Tam önümdeydi be. Tam önümdeydi. Lanet olsun sana Pokemon. Lanet olsun. Ve parlayan şeyi bulduk arkadaşlar. Kangaskhanid. Kangaskhan'ın mega evrim geçirmesi için gerekli olan taş. Evet, Einstein olmalıyım. Bunu da aldık. Buradan tekrardan çıkıyorum. Bir başım belaya girmesin, hemen kurtulalım buradan. Şimdi Camphirier şehrine uçacağız arkadaşlar. Oradan da Shobonovu kalesine gideceğiz. Hemen oraya gideyim. Evet, Camphirier şehrine uçuyorum. Shobonovu kalesine gideceğim. Bu kale neredeydi? Şu şehrin kuzeyindeydi sanırsam. Buradan ilerliyorum arkadaşlar. Evet, bir taş daha alacağız. Neredeydi o? İlerlemeye devam ediyorum. Bulamadım. Parlaklık var mı? Ben mi göremiyorum? Evet, şurada. Mavilit bulduk arkadaşlar. Mavel'ın mega evrim geçirmesi için gerekli olan taşı da bulduk. Devam edelim. Buradan bir çıkayım ilk olarak. Bu kolaydı bak. Bazıları çok zor. Bazıları gerçekten son derecede zor. Şimdi arkadaşlar, gideceğimiz yer Laverre şehri. Laverre şehrine uçalım hemen. Fly diyorum. Laverre şehri nerede? Santolin şehri. Snowbell'le şehri. Koriva şehri. Anistar. Dendemil. Laverre şehrine uçuyorum. Buradan bir mega taşı daha alacağız. Az kaldı. Az kaldı. Merak etmeyin. Toplam bundan sonra bir tane mi ne kalıyor? Evet. Bazı mega taşlarını da diğer bölümlerde bulacağım. Şu an bulamam onları. Çünkü gitmediğimiz yerler de var. Bu bölümde bulabileceklerimin hepsini buluyorum. Evet, Laverre şehrindeyiz arkadaşlar. O dediğim Hex manyağı kız buydu büyük ihtimalle. Yani Cencarit'i almanız için gereken kız buydu. Şu kuyunun önünde bir tane var. Onu da alıyorum. Medichamite bulduk. Medichamite bulduk veya işte İngilizcem için kusura bakmayın. Medicham'ın mega evrim geçirmesi için gerekli olan taşı da bulduk. Son bir tane kaldı. Bunun için de Frost Cavern'a gitmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar, ilk olarak Dendemir şehrinin yukarısına gideceğiz. Bu son mega taşı. Ondan sonra bölümü de rahat bir şekilde bitirebilirim. Dendemir şehri nerede? Burada. Buranın yukarısına gideceğiz. Frost Cavern'a gideceğiz. Biraz soğuk hava göreceğiz. Frost Cavern'da Abomasnov'un da mega taşı vardı. Önceden almıştık. Önceki bölümleri izleyenler bilirler. Hemen buranın yukarısına çıkacağım. Buradan mı çıkılıyordu? Unuttum vallahi. Bayağı uzun zaman oldu. Şuradan yardırıyorum.
Hava biraz soğuyacak. Evet, rapel kullanalım abi. Darlanmaya gerek yok. Buradan devam ediyorum. Dendemil şehrinden yukarı çıktım ve Frost Cavern'a doğru giriyorum arkadaşlar. Bayağı uzun zaman olmuş ben buraları oynayalı. Yani map'i ezbere bilmiyorum. Bazı oyunların map'lerini ezbere biliyorum ama bununkini bilmiyorum. Bunu bulmak biraz zor olacak. Bakalım bulabilecek miyiz hızlı bir şekilde. Çünkü burası en karışık olanı bu herhalde. En uzakta olanı bu diye hatırlıyorum arkadaşlar. Umarım doğru hatırlıyorumdur yolları. Evet, direkt ilk tuzağa girdim. Zora gibi yönleri karıştırıyorum. Burası büyük bir mağara. Yani diğerlerine nazaran biraz daha komplike. Ulaşmamız gereken yer Abomasnov'un yanı. Bir de salak salak bulmacalarla uğraşmak zorundayım ya. Bakalım çıkabilecek miyim? Yapma yapma of. Evet, direkt trebe düştüm, fail oldum. Abi lütfen şurayı geçeyim, başka hiçbir şey istemiyorum. Şuradan değil mi işte? Ha tamam. Dağcı dayının oradan gidiyoruz arkadaşlar. İlerlemeye devam ediyorum. Umarım oyunun sesi sizi rahatsız etmiyordur. Buradan nasıl gideceğiz? Evet, buradan suya giriyoruz arkadaşlar. Halen daha bitmedi. Ne yazık ki bitmedi. Kolay kolay değil yani bu son şeye ulaşmak. Çok erken atladım. Sudan devam edeceğiz. Evet, rappel kullanmaya da devam ediyorum. Aşağı doğru yardırıyorum arkadaşlar. Şuradan iniyorum. Buradan aşağı iniyorum tekrardan. Buradan çıkıyorum ve tekrardan yukarı çıkıyorum. Buradan umarım varmışızdır. Yukarı yardırıyorum bir kez daha. Dümdüz yukarı devam ediyorum. Vardım mı? Evet, vardım. Son mega taşımız arkadaşlar. Kendisi Abomasnov'un tam arkasında kalıyor. Skizorit. Skizor'un mega evrim geçirmesi için gerekli olan taş. Ve bu bölümde alabileceğimiz bütün mega evrim taşlarını aldık. Halen daha almam gereken 2-3 tane daha mega evrim taşı kaldı. Bir bakayım listeme. Ben not tuttum çünkü. Sizlere bahsetmem gereken bir de eğer şunu da bahsedeyim. Aslında pek gerekli bir bilgi değil. Siz düz mantıkla çıkarmışsınızdır ama başlangıç Pokemon olarak Profesör Sycamore'dan yani Kanto başlangıç Pokemon olarak Sycamore'dan Balbazar aldıysanız Venusaur'e Mega Taşı'na da sahip oluyorsunuz. Eğer almadıysanız Stone Imperium'dan alabilirsiniz. Onun dışında ilerleyen bölümlerde 2 tane daha Mega Evrim Taşı alacağım arkadaşlar. Bu bölümde bütün Mega Evrim Taşlarını topladık. Bayağı uzun bir bölüm oldu. Bunun için kusura bakmayın. Ama bunu aradan çıkardığım için çok mutluyum. Bir sonraki bölümde Lumos şehrine gideceğiz. Bize gizemli bir mesaj gelmişti. Onu çözmeye çalışacağız arkadaşlar. Valla birkaç saattir konuşuyorum. Boğazım ağrıdı. Bu bölümü burada bitirmek durumundayım. Bu seriye ve kanalımıza destek olmak için bölümü beğenebilirsiniz. Daha deneyecek bir şey yok arkadaşlar. Pokemon Yeni'nin bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın sevgili Feygocular.